Ya bu sahneyi aynısını yaşamadık mı ya? Bu diğer videonun tekrarı gibi oldu. Bence orada kal. Acaba kanka yine şey mi? Değil mi? Tamam hadi. Dur. Bir de şu. Hop. Yes. Tamam. Aynen biraz daha. O da ekmeğin hadi. Oğlum bak sana dedim ki küçük küçük iki tanesini ne oğlum? Ben sen miyim? Lan küçücük şey onu yersin, o kadar da abartma. Geçen de öyle dedin. Tam ekmekti lan o. Evet yani abicim bir ayar tutturun şunu ya. Ne bu şu an çok mu az oldu bu, ben anlamadım. Ne bu mu az oldu? Ha, yani ayar tutturun diyorsun da. Hayır çok abi, yine çok ya, ben 2 gram yemek yiyen insanım yani. Hayır yolda beni aradı, ağladı. Rıza abi ne olur ekmek. Açık yer yok, ne yapayım şimdi yani, yasak var. Ya evet bu arada sınavdan ben çıktım. Nasıl geçti sınav? Bak nasıl geçti diye sorulmaz. İyi misin diye sorulmaz. Boş olsun hadi şimdi, nasıl geçti? Peki hiç korkmadınız mı diğer koronalı şeylerden, sınava giren öğrencilerden? Zaten şey, maskemi takıp gittim. En azından çıkışlarda, girişlerde falan dikkat ettiler bayağı bizim okul için. İşte hani inerken sosyal mesafeye dikkat edin, aman işte bir şey yapmayın falan diye. Ben yiyorum o zaman. Sen ye. Ya sandalyemiz yok ya. Gidip sandalye alacağız. Normal şey sandalyesi var ya. Alalım bundan, lazım olur sandalyesi. Evet. Ha, ondan alacağız işte. Yok mu sizde? Hiç mi yok? Yoksa... Ya var, Emre götürdü ya şerefsiz. Nereye götürdü? Tatilde de Emre şu an. Nerede? Sınavdan çıktı, Muğla'ya gidecek. Hangi? Şu an yolda. Senin girdiğin sınav işte. Kimle gidecek? Arkadaşlarıyla. Ben de gideyim o zaman onlarla. Tamam o zaman videoyu burada bitiriyor muyuz? Söyle Emre'de arabada boş yer varsa ben de gideyim oğlum onlarla. Tamam, yemeğini ye, şey yaparız. Yani hem araba şeyin fena değil. Bayağı arabada kullanmışsın etmişsin ama mesela motor tecrübem yok. Hatta bu videoyu çekmemizin sebebi de geçen bir 10 gün önce falan. Motor kullandım ama aşırı aptal cesareti var. Yani boşluk görüyorum, işte araya giriyorum. Öyle vitesli bir motor değildi ama hani arabada mesela beklemek zorundasın. Kuyruk oluyor, bir şey oluyor. Ben bir de şimdi şey düşünmüyorum. Araba sola döner, sağa döner. Benim geçtiğim yere kırar falan. O kadar bir algım yok yani. O an o heyecana kapıldım ve yürüdüm gittim yani motorla. Ama dedim ki bayağı ben motor alsam bu aptallıkla ölürüm dedim yani. Onun için dedim ki hani sen şimdi iki tarafı da çok iyi biliyorsun ya. Beraber konuşalım dedim. Ya aslında şöyle, hem motor hem araba kullanan herkes şunu çok iyi söyler. Mükemmel dikkatli oluyorsun ve bu araba kullanmanı da etki ediyor zaten. Yani ben normalde bir sokak arasına giderken arabayla hani arabanın altlarına falan bakıyorum. İşte bir kedi var mı, belki bir çocuk var mı falan diye. Bu tamamen motordan kalma bir şey. Normalde bir araba kullanıcısı olsam böyle bu kadar çok dikkatli bakmam. Ama motorda yani orada bir top bile çıkması senin direkt düşmen, belki kolunu kırman, belki işte boynunu kırman gibi sebep, yani etkenlere sebep olabiliyor. Mesela ben araba kullanırken maksimum dikkat ettiğim şey, motorcular adına söylüyorum, soldan motor geliyor mu ona bakıyorum. Genel şeyim ona odaklanmış. Sağdan geldiğinde mesela bayağı aptallaşıyorum. Hani şey oluyor çünkü oradan beklemiyorum ya adamı. Bak bu dediğin gerçekten çok büyük bir problem. Tamamen bizim cahilliğimiz. Yani normalde hani motor kullanmanın da belli bir adabı var kesinlikle. Öyle herkes de şey algısı var işte, motoru aldım işte kaçayım edeyim falan filan. Yani en azından kendini geldiğini belirtmen gerekiyor falan. Doğru. Korna çalıyorsun mesela. Sen, ben onu fark ettim. Ha ya yani ben buradayım. Sağındayım hani, gör ha, şey yani. Ama yani bu zaten bu tür sebeplerden ötürü işte kaza vesaire falan. Ben bayağı motoru gömüyorum şu an. Motoru gömmüyorum. Motorcular kötü. Ya motor bilinciyle mi alakalı? Yoksa bütün motorcular yapmıyor ama ben dedim ya. Ben kendim hiç bilmiyorum. O gün bayağı aptal hareketler yaptım yani. O gün ölmemem bence tesadüf. Birkaç saat kullandım ben motor. Ama evet, şöyle oluyor herhalde. Falandı. Bu da bir birazcık şey, işin mit kısmı. İşte küçükken motoru böyle çılgın şeyler yapıp düşmeyenler ileride iyi motorcu oluyorlar. Doğru. Yani iyi motorcu derken iyi kullanıyor değil. Yani motor sevdalısı oluyorlar. Ha. Peki bir şey soracağım. Motor kullanıcısının halkın gözündeki görüntüsünü ticari motor kullananla kendi motorunu kullananlar arasındaki fark değiştiriyor mudur? Google'la. Ben ne dediğini anlamadım. Motor Türkiye'de ticari bir derdi çözmek için çok sık kullanılıyor. İşte kurye, evet, bilmem ne, sucu falan. Bu insanlar motoru sevip hobi olarak kullanan, tercih eden insanlara göre daha kötü motor kullanıcıları mı sence? Ona bir cevap verebilirim. Motor, evet, adına değil ama araba adına ben mesela bunu çok görüyorum. En böyle çılgın, uçuk hareketler yaptığını gördüğün arabalar genelde ticari arabalar oluyor. Onu da şeye yoruyorum. Yani adamın genelde kendi arabası değil.
ona bir şey için verilmiş bir araba. Sonuçta araba adına bir endişesi olmadığı için, arabaya bir şey olsa da sıçayım zaten benim değil düşüncesiyle hareket ettiği için çok uçuk şey hareketler yapabiliyor. Motorda da belki böyle olabilir. Bir de şey var, yani şimdi iyi kullanmak olayı birazcık yani, o tartışılır gerçekten de ona yani kesin bir cevap vermek bence mümkün değil. Çünkü kuryelerin içerisinde çok fazla acemi insan var. Yani adam birçok kurye için yani motora daha yeni tanışıyor ya da hayatı sadece scooter'dan ibaret. Yani adamın motor kullanma şeyi sadece scooter ve scooter da gerçekten çok iyi. Yani kullanım yani açısından zaten... ama güvenli kullanıyor mu? Ha, onu soracağım zaten. İyi kullanmasında önemli değil abi. Evet. Kullanmıyor olabilir. Yani güvenli kullanıyor mu, güvensiz kullanıyor. O tamamen ticari kaygı olduğu için bu yani günümüzde taksiler de yani adam yetişmek için ya da minibüsler zamanını doldurmak için hızlı kullanıyorlar. Hani birçok özellikle paket servislerinde falan yani prim başı çalışılıyor. Hani adam ne kadar paket atarsa o kadar para kazanacak. Yani dolayısıyla hızlı gitmek istiyor. Yani bir an önce vereyim çıkayım ve yani bir de bilinçli bir motor kullanıcısı olmadığı için hani motorun inceliklerini, hani nerede ne yapmalı falan onları araştırmamış ve bilmiyor. Yani bu da çok normal. Ama o zaman aynısı araba için de geçerli diyebiliriz yani. Tabii ticari taksiler... Arabayı ticari amaçla kullanan da aynı sorunlar yaşanıyor. Evet, o yüzden yani. Motorla hani motor daha fazladır demek çok mümkün. Çünkü... Hayır, sadece şeyi düşün o zaman, şunu değerlendir yani hani... bazen böyle birine sorarsın, çok fazla motorla işçi olmasın, hani motorcuları kötüler. Der ki motorcular çok kötü hareketler yapıyor. Bu algıyı oluşturan onlar mı acaba? Yani. Bu algıyı oluşturan kesinlikle onlar bu arada. Onlar bir de onların biraz para bulup, işte 600'lük 1000'lik şu süper sport motorları alıp sokakta yanılmalı. Yoksa hani atıyorum Kerem abi çok iyi bir motorcu. Sence Kerem abi böyle bir şey yapıyor mudur yani öyle? Yok yapmıyordur. Gibi. Yani. Sence ben öyle bir şey yapıyor muyumdur? Sen yapıyor olabilirsin. Yok yapmıyorum işte ama... Kurye zamanında yapıyordum ama gerçekten. Ama yapmışsındır diyelim o zaman. Ben hiç yanlamadığımı söylemiştim değil mi hayatımda? Evet. Kaptan nasıl ya? 2009'dan beri araba kullanıyorum. O zaman ya, şurada yanlamıyoruz. Bu arada yani dedim ki yani yapalım sana bunu dedim. İstemedi de o ara yani. Artık arabamın şeyi de yok. El freni düğme yani. Hani eskisi gibi değil ki. Bununla ilk böyle yanlamamı bununla yaparsam gerçekten ilginç bir başlangıç olabilir. Onu ya bir daha bırakamazsam. Neyse şey konumuza geri dönecek olursak bu arada bayağı şey gitti. Önce motorun artlarını sayalım. Sayalım. Say bakalım. Kısa sürecek zaten. Hafif az yakıyor. Trafikteki zaman kazandırması. Hiçbir zaman park sorunun yok. Evet, hiçbir zaman park sorunun yok. Bence minimal diyelim. Olabilir yani arkadaşlar. Ya ben hiçbir zaman park sorunu yaşamadım. Yani belki evet. Motorunu bir yerde bırakmak istemeyebilirsin park olsa da. Bu arada ben bunu sormak istiyorum ya. Aynen. Şimdi motor arabaya göre artık çok daha fazla kolay çalınan bir şey ya. Sen o anlamda nasıl bir şey yapıyorsun? Sen sokağa bırakıyorsun mesela motorunu. Ya ben Kadıköy'deyken sokak direği vardı. Gece ona bağlıyordum. Gece çıkıp bakmıyor muydun götürmüşler mi? Ya işte o şey burada evet motorda öyle bir sorun var gerçekten. Mesela gece oturmuşum 3'e kadar. İşte yatağa gideceğim lan bir motora bakayım değil duruyor mu hala? Yani şey yapıyordum. O zaman asıl konumuza dönecek olursak. Asıl konumuza dönecek olursak. Motorun kolaylıkları. Aynen. Bu kadar galiba. Şimdi eksilere mi geldik? Şimdi? Evet, aynen. Ya motorun eksileri. Can güvenliği tabii ki ama bunun üzerine de konuşulacak çok şey var. Az önce konuştuk mu diyorsun şu anda? Evet. Az önce konuştuk da bunu görmedin ama konuştuk. Hani motor evet, motorda kendi kontrolün dışında gelişebilecek bir şeyden bir zarar görme ihtimalin çok daha yüksek. Ekipmanla bunu ne kadar daha iyi hale getirebilirsin? Ya da ekipmanın daha işe yaramadığı birçok örnek var. Bunların başına gelme ihtimali nedir? Ramazancığım. Sen gördün mü hiç böyle şeyler? Yani bu arada kesinlikle yani bunlara katılıyorum. Yani motorun net bir şekilde eksi yönleri bunlar. Yani bunlara hiçbir şey diyemem. Peki. Yani evet oluyor. Yani o zaman araba daha iyidir diyebilir miyiz? İşte bir yere araba bağlamadın daha... konuyu da o yüzden. Şu an karşılaştırmadığım için bağlamadım. Bağlayacak olursam eğer bilinçli kullanmak çok önemli. Hani bir şeyleri bilerek kullanmak çok önemli. Hani öyle hani ben bugün aldım motor kullanayım falan bence yararlı değil. Hatta eğitim alabiliyorsunuz. Yani ileri sürüş eğitimi diyebileceğimiz ya da işte güvenli sürüş eğitimi diyebileceğimiz. Ama motoru kullandıkça, motorda daha fazla tecrübe sahibi oldukça tedbirin yavaş yavaş elden bırakıldığını duyduk. Motorla ilgili söylenecek bütün eksi yönlerin bu kadar çok oluşmasındaki tek sebep kuryeciler. Yoksa işte Amsterdam'da motor kullanımıyla ilgili böyle kötü düşünceler yoktur. Çünkü herkes bilinçli. Araba da buna dikkat ediyor. Motorcu da kendinin farkında olarak hareket ediyor. Ama bizim Türkiye'de evet motor iki tekerli şeytandır algısı oluşuyor mecbur ama yani onu görüyorlar dışarıda. Peki şey diyebilir miyiz sonuç olarak? Bütün her şeye dikkat ettim diyelim. Ne bileyim çok profesyonel ekipmanın var. Sen de çok bilinçli bir kullanıcısın. Aptal saptal hareketler yapmıyorsun. Ama
Buna rağmen insanların gözündeki şeyi kırmak çok zor. Arabacıların evet. diyeyim yani. Motorcular dikkat etmiyor veya çok tehlikeli kullanıyor gibi bir algıyı kırmak çok zor olduğu için yine sonuç olarak araba bir tık daha iyiymiş gibi oluyor. Yani güvenlik anlamında zaten araba daha hani arabadan daha güvenlidir demek doğru olmaz. Kesinlikle araba daha güvenli. Motoru çoğunlukla bir ulaşım aracı olarak görüyorum yani. Motor motora binmeliyim. Motor çok güzel bir şey. Ben motora İstanbul'da trafik olmasın motor kullanmam. Yani araba kullanırım. Yani daha evet dediği gibi daha rahat. Daha güvenli. Daha çok konforlu. Yani motorda ben biraz daha şeyim. İşte sıcağı var. Yani, ne bileyim işte kışın evet giyiyorsan bir sürü şey giyiyorsun. Yani bunlar şey ama işte İstanbul gibi bir yerde maalesef ki hani bir yerden bir yere ulaşmak istiyorsak hani motor birazcık şey geliyor benim için. Yani zaruri bir ihtiyaçmış gibi geliyor. Tam sonuç söyleyeyim mi? Hem araban hem motorun olsa yani en iyisi oymuş gibi geliyor bana. Benim kesinlikle hayalim o yani. Nacizane bir motor şunun gibi. Yani çok pahalı olmayan. Arabadan kastım da böyle bir araba değil. Yani nacizane bir araba işte. Megane. Yani standart yani. Standart normal günlük kullanabileceğin. Aynen. Bir de güzel bir teknem olursa nacizane. Bir tane de böyle klasik keyfi kullanacağın arabayla keyfi kullanacağın bir motor. İşte onlardan önce helikopter var. Şimdi motoru kullanmayı deneyeceğim. Bu kadar motor konuştuktan sonra motoru kullanmayı denemezsem olmaz. Daha önce hiç vitesli motor kullanmadım. İşte bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hesapta ben sürecektim ama Ramazan şu an motoru kaçırdı. Şimdi geliyor. Peki bir burnout yok mu? Galiba yokmuş. Şu az önce orada yaptığımız... Tam buydu. Görmek istediğimiz buydu. Ben şeyi çok merak ediyorum. Biraz hayvan gibi bir adamım ya. Motora yakışıyor muyum acaba? Ya bu arada şey, bence sen motoru küçük şey büyük kalıyorsun. Yani motor küçük kalıyorsun yani. Bana öyle geliyor şu anda. Şöyle daha bakıyorum. Daha büyük bir motor mu lazım? Evet. Ya mesela Kerem abi de şey mesela. Kerem abi de uzun adam. Yani şey kalıyor bunun yanında. Yani küçük kalıyor yani. Şey büyük kalıyor, özür dilerim. Az önce bir denedik. Böyle direkt biliyormuşum gibi oturdum. Aslında bilmiyorum. Videoyu çekmeden önce ölürsek diye çekmedik. Genelde böyle bir tür. Çalıştırmayı ve kaldırmayı öğrendim. Başka bir şey bilmiyorum. Şunu da şey yapalım. Şu an trafiği kapalı bir alanda. Evet. Burada hiç kimse yok. Orada da cami hocası var. Birazdan kızacak bize galiba. Bir de bunu yapmayı öğrendim. Bu da yani hiçbir şey bilmiyorum ama yapınca biliyormuşum havası verdiren şeylerden bir tanesi. Ters çekiyorsun dönemiyorum kardeşim. Yok git ilerle tamam. Çok konuşma. Oha. Arabanın artıları bence konfor. En büyük artısı daha güvenli. Yani araba bir ev gibi birçok insan için bence. Evet yani çok güzel bir benzetme o. Aynen. Arabasında evinde gibi hissediyor insanlar ama motorda bu rahatlık yok. Hani kendi kendine ayakta bile durmuyor sonuçta. Çok yıkıcı bir yorum oldu ya. Trafikten kurtuluyorsun ama dur kalk yapmak zorunda kaldığında oluyor yolda değil mi? Yani tabii canım evet. Işığa duruyorsun bilmem evet, ne duruyorsun. Evet. O dur ayağını yere koy kalk git ayağını yere koy tekrar devam et falan bu çok zorlayıcı bir tempo değil ya mi? Ya bu arada motor kullanım açısından da arabaya göre çok daha eziyetli. Bir de hava sıcaksa iyice bunaltıcı oluyor yani. Motorun bayağı eksiğini yani, varmış. Şu an Burçak arabaya aşık gibi değil mi ya? Şu anda birazdan duygularını paylaşacak. Biz arabacıyız hakikaten galiba ya. Ama ya o zaman şöyle kapatabiliriz. Motorda saygın var. O kadar gömdü. Eğer işte çok fazla bir güvenlik kaygım yoksa ben konforumun ödün verip benim için zaman çok önemli abi diyorsak motor alınır. Yani ben o zaman kısaca şunu söyleyebilirim son nokta olarak. Yani benim görüşüm bu. Siz de katılmayabilirsiniz tabii ki. Motorun iyi yanını saydığımız özellikle zaman meselesi diğer götürdüğü şeyleri kurtarmıyor. Bunlar yüzünden yani zaman kazanayım bunları kaybetmek çok dengeli bir alışveriş olmuyor demek ki. O yüzden birçok kişi arabayı tercih ediyor bu noktada.
Araba büyüktür, motor mu diyoruz? Ben öyle diyorum ama tabii ki herkesin kendi düşüncesi var. Son kararı halkımız verdi. Aynen, halkımız versin. Yorumlarda verdiler. Burada anket yapalım başı. Yani tabii en güzeli seçim yapmamak. Ha. Ama yapmak evet. Zorundaysan ne seçerdin? Yapmak zorundaysan araba tabii canım. Ya bu arada yapmak zorundaysan ben de araba seçerim. O zaman kapatın videoyu. Neyse, bu videoluk da bu kadardı. Okey. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, eğer kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.